Yunanistan Başbakanı Mitsotakis dinleme skandalı yüzünden büyük baskı altında muhalefet partisi son 3 yıla ait dinleme kararlarına erişim hakkı talep etti. Parlamento'da istihbarat teşkilatında reform öngören tasarı oylanacak. Yunanistan'ın Watergate skandalı da olarak anılan telekulak krizinde ana muhalefet Başbakan Mitsotakis üzerindeki baskıyı artırıyor. Siriza Partisi'nin lideri Alexis Tsipras Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanı ile görüştü. Son 3 yıla ait dinleme kararlarına erişim hakkı talep etti. Bakanlardan milletvekillerine, gazetecilerden hakimlere kadar imzalanan tüm kararlara erişim istedi. <laughs> Parlamentoda ise istihbarat teşkilatında reform öngören tasarı oylanacak. Bu girişim Yunan siyasetini sarsan skandala yanıt verme amacı taşıyor. Ancak sadece 7 günlük istişare sonucu hazırlanan tasarıyı kusurlu bulanlar var. Bir kesim kapsamlı ve bağımsız soruşturma sonuçlanmadan aceleye getirilmiş bir yasa çıkarılmaması gerektiğini savunuyor. Oturumda Başbakan Kiryakos Miçatakis ve muhalefet lideri Çipras arasında tansiyonun yükselmesi bekleniyor. <laughs> Yunanistan'da dinleme skandalı Temmuz ayında patlak verdi. İstihbarat Teşkilatı'nın muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Nikos Androulakis'i dinlediği casus yazılımla telefonuna girdiği belirtildi. Araştırmacı medya kuruluşu Dokumento 40'tan fazla kişinin dinlendiğini belirtiyor. Aralarında Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstantin Floros da var. Çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının adı da listede. Hükümet ve Başbakan Miçotakis skandala suç ortağı olmakla itham ediliyor. Ancak Miçotakis dinlemelerin kendisinden habersiz yapıldığını savunuyor. Skandal üzerine doğrudan başbakanlığa bağlı olan istihbarat teşkilatı başkanı istifa etmişti. Kriz Yunan demokrasisini zayıflatma riski taşırken Temmuz 2023'te yapılacak genel seçimler öncesi Miçotakis'in koltuğunu koruma planlarını tehlikeye sokuyor.